Kaçıncı yok oluşum, kaçıncı var oluşum bu? Tanrılardan ateş çaldım, yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım. Her şey bir tek sözle, ya istiklal ya ölüm ile başladı. Bu mefkureye yürüyüş anka kuşunun hikayesiydi. Kıymet harbiyesi yok olmasın diye silaha sarıldı millet. Dağa çıktı mavzerini, nacağını, çiftesini kapan. Ve çığ gibi çoğaldı çeteler. Ve köylülerden paşalar görüldü. Karadonlu köylülerden. Fakat... ateşi ve yuvarlığı gördük. Ve kanlı bankerler pazarında memleketi alınan insanları... İngiliz'i, Fransız'ı, İtalya'yı diyor. Dört bir yanda. Ve devam ettik ateşi ve ihaneti görmekte. Eşraf, ayan, itibarlıların çoğu ve ağlar, Bağdasar Ağa'dan kellesi büyük Mehmet Ağa'ya kadar düşmanla birlik oldular. Güneş ufukta şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar, yürüyelim uşaklar, yürüyelim dadaşlar, efeler. Tarih 26 Ağustos 1922. Yer Afyon, Kocatepe sırtları. Hava puslu ve gergin. Eller tetikte, gözler ufukta ve... dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki... şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden... güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, birdenbire on adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak... ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Saatler geçiyor, sis kesifleşiyordu. Namlular kör olmuş, kurulan tuzak tehlikeye düşmüştü. Gerginlik artıyor, sis geçmiyordu. Ama özgürlük hülyası kör talihin elinde oyuncağa dönemezdi. Beklediler tefekkürle, özgürlüğe olan hasretle tan ağarmasını. Doğudan şimdi doğmakta olan güneşe baktılar. Anda günün ağardığını, mazlum milletlerin tutsaklığa baş kaldırışlarını gördüler. Ve birden sis kayboluyordu. İşgal altındaki vatan toprağı bir silüet gibi belirmeye başladı. Dar gününde dost düşmanın belli oldu. Onun derdi bu ise şimdi belli oldu. Ecel fermanı boynuma takıldı. Gerek asa gerek buralar benim. İşgalden sonra bir de dostun ihanetini görünce... evvela müşterimiz döküldü, sonra saçlarımız, ardından birer birer arkadaşlarımız. Şu canım dünyanın orta yerinde bir başına yapayalnız. Kırılmış kolumuz, kanımız, tatlı canımız da musarmış. Ama yine de... dayandık! Dayandık her yanda! Dayandık İzmir'de! Aydın'da! Adana'da dayandık! Dayandık Urfa'da! Maraş'ta! Antep'te! Nihayet birinci İnönü, ikinci İnönü, Eskişehir, Kütahya, Sakarya derken dayandık bir gece ansızın kapısına. Özgürlük için, bağımsızlık için yürüdük karanlığın üstüne üstüne. Samsun'un kıyıları
Ejben başı yeşilinden yarar. Düşmanın ağlar yer, Anadolu'nun karalı. Gel gidelim Mustafa, Erzurum illerine. Toz alalım Mustafa, bu vatan yollarına. Öyle yıkma kendini. Öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol. İçeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne. Tükür yüzüne cellanın, fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan, rüsva etme beni. Ateş! Ateş emri geldi. Karanlığı aydınlığa çevirircesine. Top sesleri yardı geceyi, aydınlattı, umut oldu geleceğe. Hey! Çelik yarısı, kaya omuzlu, düşman binlerde, engel 100.000. Doruklar yüce, tepeler şahin. Geri doğdun buyuruyor. İleri! Yüreği, solu. İleri! Ordular, atılı. İleri! Kartallar, sınırdan sınıra uçuyor. Yiğitler, koşun ileri! Mudanya, 11 Ekim 1922. Bir yanda İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, diğer yanda İsmet Paşa. Hakkımız olanı sök dağıldı masada. Ama cephede ölen, öldüren Yunan nerede? Neden masada yok? Söz hakkı yok! Neden tarafı değil mütarekenin? Emperyalizm işte tam olarak bu. Talimatla yaşayanlar, talimatla ölenler. Yani başkalarının hayallerine figüran olanlar kendi cehennemlerinde kahrolurlar. Ve tabii İstanbul, ah Bizans oyunlarının, tat sevdasının gözleri kör ettiği kör olası payidat ve borazanları, kompradorları, hainleriyle İstanbul. 13 Kasım 1918'de başlayan işgal, yıllarca süren rezillikleriyle yok ettiği, kahrettiği İstanbul. Ve salakiyet sahipleri sevinirler mi, üzülürler mi anlaşılmaz. Koşturur eteklerini tutarak sadrazam Tevfik, efendisinin yanına. İmzalanmışlar mütareke, son buldu savaş. Şanların kimin için çaldığını kestiremeyen Vahdettin diyemedi bir şey. Demedi, sessizce yürüdü gitti oradan. Bu sofracık efendiler ki bekler yutulmayı, huzurunuzda titriyor. Şu milletin hayatıdır. Şu milletin ki acılı, şu milletin ki can çekişir. Fakat sakın çekinmeyin. Yiyin, yutun, hapır hapır. Yiyin efendiler, yiyin. Bu doyumsuz sofra sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Her şeye rağmen ve nihayet emperyalizme baş kaldıran kadınıyla, erkeğiyle vatanı için karış karış vuruşan kahraman Türk ordusu girdi İstanbul'a. 19 Ekim 1922'de özgür bir sabaha uyandı Kadimkent. Barışa, bayrama hasret bir millet. Öyle ki uçurumun kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllarca süren savaş. Gel gelelim, beter bize kısmetmiş. Ölüm, böyle altı okka koymaz adamı. Susmak ve beklemek, müthiş. Gençiz, namlı gibi. Ve çatal yürek, barışa, bayrama hasret. Uykulara, derin, kaygısız, rahat. 32 dişimizle gülmeye, doyasıya yemeye. Kaç yol, ağlamaklı olmuşum geceleri. Asıl, bizim aramızda güzeldir hasret. Ve asıl, biz biliriz kederi. Keder işte bir nebze de olsa azaltacak haber 28 Ekim'de geldi. Fakat emperyalistler yine yaptılar yapacaklarını. Çağırmışlar kuvvacılarla birlikte komprador İstanbul'u. Yetmezmiş gibi kendini hükümet gören, güya sadrazam olduğunu iddia eden Tevfik Paşa ihtilaf olmasın diyor. Anzavura verdiği desteği unutarak ulusal birlikten söz ediyor. Kuvayi'nin zibati ihanetini görmezden gelerek kişisel azlardan vazgeçilmeli diyor. İngilizlere kaderlerini bağlamamışçasına, milli varlığa ihanetten gayrısı çıkmayan bu kanlı ellerin tumturaklı ifadelerle kaleme aldığı telgraf,
Gazi Meclisi okununca haykırdı hep birlikte kahraman millet. Yüzyıllar öncesinden. Umursama, dünya gelse üstüne. İçinde büyüyen bir yağmur olsun. Elbet bir gün devran döner tersine. Tahammül en büyük silahın olsun. Boş ver, hayallerin gerçek olmasın. Yeşersiz, yeter ki umutsuz olmasın. Nerede talip ol ki, dertli kalmasın. Böyle bir göz ışığı günahın olsun. Olsun be, aldırma, yaradan yaradan. Sanma ki tarif ettiğin kardır. Masumun ahı, indire şahı. Her şeyin bir vakti vardır. Ve vakti geldi. Kaldırdılar bir çırpıda saltanatı. İlan ettiler tüm dünyaya. Hakimiyet bir hafta kuşak milletindir. Kişisel hırslardan vazgeçilmeli diyenler, kişiliklerini ve canlarını İngiliz insafına bırakarak vicdanları gibi kara bir İngiliz zırhlısıyla terk etti vatanı. Ve sonra hayallerin gerçeğe, imkansızın mümküne dönüştüğü, yıkılmaz zannedilenin yerle yeksan olduğu ve yeni düzenin tüm dünya tarafından tanındığı barış. Yeni Türk Devleti'nin tapusu Lozan Barışı imzalandı. Artık içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Zamanın çarkları işliyor. İlk işgalden 4 sene bilmem kaç gün geçmiş, geçiyor. 5'e gün kala... Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz, diyor. Sonra emperyalistlere, sizin de dayattığınız teslimiyeti tanımadım. Mondros'u yırttım, parçaladım, çöpe attım, diyor. Ve 5 yıl olmadan ben 30 Ekim'i tanımıyorum. Sizden bir gün öndeyim. Siz 29 Ekim'i tanıyacaksınız, diye haykırıyor. Haykırıyoruz hep birlikte. Duyun, duyun işte. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size. Ben Mustafa Kemal'im, hey! Ben Mustafa Kemal'im. Büyük büyük denizlerim vardır benim. Küyüle yetişmiş dalgalarım, küyüle kabarmış dalgalarım vardır benim. Ulusumun yarının da sevincim. Ben Mustafa Kemal'im, hey! Karanlığı neler gözlerim. Dalgalara binip gelmiş kahraman, gökçe gözlerine türküler yaptığımız. Hani bir güneş doğmuştu ya Samsun'dan. İşte benim, ben Mustafa Kemal. Ölmek, yaşamaktır vatan uğrunda deyip öyle girdim savaşa. Komut verdim. Şahlandı cümle vatan. Boğdum kör talihi zindanında. Bahtülen anaları yurdumun, gökleri, dağları, denizleri. Yarınları güvenip de uyuduğum aslan dilili ışığı sınırlarımı. Mehmetleri, tutun ellerinden yüreklerinizi. Sevgilerinizle beni yıkayın. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından gelir sesim. Sevdiğim bir tane. Sen var oldukça belli ki. Ben Mustafa Kemal'im. Sen var oldukça belli ki. Ben Mustafa Kemal'im. Bu mahzun bir milletin çığlığıdır. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın özgürlük. Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici ve kahları bulacaktır. Bir gün İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elin ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet
ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve dintap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur.